Avrupa'nın en ileri ülkelerinden olan İsveç'te Covid-19'a yakalanan bir Türk hastaneye yatırılmadı. Evine gönderildi. Açıkçası ölüme terk edildi. Çocuklarının canı da hiçe sayıldı. Kızlarının yardım çığlığına bakın, Türkiye nasıl koştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o anları adım adım takip etti. Babamın durumunun kötü olduğunu belirttim. Fakat hiçbir şey yapılmadı. Hem bizim hem babamın hayatı tehlikede. Baba daha iyi misin? İyi değildi. İsveç'te Covid-19'a yakalanan Türk hastaneye alınmadı. Eve gönderildi. Kızlarının yardım çığlığına kilometrelerce öteden Türkiye koştu. Beş dakika içinde bu içeride havalandırma başlayacak, tamam mı? Seni hemence alalım hızlıca. İyi misiniz? İsveç'te yaşayan kalp hastası 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken yaklaşık 15 gün önce koronavirüse yakalandı. Hastaneye kaldırıldı ve test yapıldı. Covid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı bir saat sonra eve tekrar geri gönderdiler. Fırsatını bulduğunda her defasında dünyaya insanlık dersi, insan hakları konusunda ders vermeye kalkan Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan İsveç'te. Nasıl olduysa Covid-19 hastası olan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken kelimenin tam anlamıyla ölüme terk edildi. Sadece o değil, eve gönderildiği için ailesinin canı da tehlikeye atıldı. Bizim hayatımızı da tehlikeye attılar. Çünkü karantina altında olduğumuz için hiçbir şekilde ne bir maskemiz ne bir eldivenimiz, hiçbir şey evde bulunmuyor. Baba daha iyi misin? Kızı Leyla günlerdir evde can çekişen babası için sosyal medyaya yüklediği bu videoyla yardım istedi. Burada bir akrabamız ya da bir tanıdığımız yok. Yalnızız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Lütfen, lütfen yardım edin. Dünyanın neresinde olursanız olun yalnız değilsiniz yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bugün daha gün doğmadan ambulans uçak Türkiye'den İsveç'e uçtu. O haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu. Çok geçmeden de İsveç'e inen ambulans uçak Emrullah Gülüşken'i ve çocuklarını aldı. Maskeni çıkartabilir misiniz? İyi misiniz? Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve Sağlık Bakanımız hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bize yardım eli uzattıkları için, sesimizi duydukları için. Hasta adam Ankara'ya getirilip tedavi altına alındı. Şimdi çocukları gibi tüm Türkiye ondan gelecek güzel haberleri bekliyor.